Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Cenaze ve Kabir Cenazeler, basiretli kişi için bir ibrettir. Cenazelerde, basiretli kişilere bir uyarma, bir hatırlatma vardır. Fakat gaflet içinde olanlara hiçbir şey ifade etmez. Sadece onların kasvetini arttırır. Çünkü gafiller hep böyle başkalarının cenazelerini seyredeceklerini sanırlar. Kendilerinin de bir gün bu tabuta konulacaklarını hiç hesaba katmazlar. Yahut belki bir gün kendilerinin de öleceklerini ve bu tabuta gireceklerini az çok düşünebilirler. Fakat bunu çok uzak zamanlara atarlar. Düşünmezler ki o gördükleri de aynı şeyi düşünüyorlar. Kendilerinin çok uzak bir zaman sonra öleceklerini sanıyorlardı. Fakat hesapları yanlış çıktı. Vadeleri çabucak geliverdi. Bir cenazeye şahit olan herkes, o tabutun içinde kendisinin bulunduğunu kabul etmeli. Çünkü kısa bir zaman sonra o da mutlaka onun içine konacaktır. Bu zamanda bir cenaze merasiminde bizim gördüğümüz manzara şudur. Cenaze dolayısıyla bir grup insan toplanır. Çoğu güler, eğlenir. Konuşmaları hemen hemen sırf ölünün mirası ve bu mirası paylaşacak varisler üzerinedir. Hiçbirisi kendi cenazesinin ve o tabuta konduğu zaman kendi halinin ne olacağını düşünmez. Bu gafletin sebebi günahların çokluğu yüzünden kalplerin kasvetli oluşudur. Kalplerimiz o kadar kasvetlenmiş ki Allah Celle celalihu'yu kıyamet gününü ve önümüzde bizi beklemekte olan tehlike ve korkuları unutmuşuz. İyice gafletin girdabına düşmüşüz. Bizi hiç ilgilendirmeyen şeylerle vakit öldürüyoruz. Allah Celle celalihu'dan bizi bu gaflet uykusundan uyandırmasını talep ederiz. Cenazede hazır bulunanlar için en iyi hal, ölü için ağlamaktır. Eğer akılları olsaydı, Ölüye değil kendi hallerine ağlarlardı. İbrahim Zeyyat bir ölüye rahmet okumakta olan bir topluluk görür ve der ki: Eğer kendi nefslerinize rahmet okusaydınız, sizin için daha hayırlı olurdu. Tefekkür, ibret almak, hazırlanmak ve cenazenin taşınması esnasında tevazuyla yürümek, ölen kişi fasık olsa bile hakkında hüsnüzanda bulunmakta cenazede hazır bulunmanın atabındandır. Kişi kendi nefsi hakkında görünüşü iyi bile olsa suizanda bulunmalı fakat ölü hakkında asla suizanda bulunmamalıdır. Çünkü akıbet öyle bir şeydir ki iyi mi yoksa kötü mü olacağı asla bilinmez. Bir defasında birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü! insanların nefsani arzularından en çok sıyrılabileni kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kabri ve kendini bekleyen belaları unutmayan, dünyevi zevk ve arzularını terk edebilen, baki olanı fani olana tercih eden ve nefsini ehli kabirden sayabilendir. Bir ara Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'ye Niçin kabirlere yakın yerlerde oturuyorsun diye sorulur. Şu cevabı verir. Onlar benim en hayırlı, en sadık komşularım. Onlar dilleri kötü konuşmaktan men ederler. Ahireti hatırlatırlar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman bir kabre uğradığı zaman durur, ağlardı. Öyle ki sakalı gözyaşlarıyla ıslanırdı. Kendisine bunun sebebi soruldu ve Cenneti ve cehennemi andığın zaman ağlamazsın. Bir kabir başında durdun mu ağlarsın denildi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle diyordu. Kabir ahiret yolculuğunun ilk durağıdır. Eğer kişi orada kurtuluşa ererse ondan ötesi kolaydır. Eğer orada kurtuluşa eremezse ondan ötesi daha sıkıntılıdır. Allah ondan razı olsun. Mücahit der ki, Adem oğlu öldüğü zaman kendisine ilk hitap eden kabir çukurudur. Der ki, ben haşerat yuvasıyım. Ben yalnızlık, ben gurbet, ben zulmet eviyim. Bunlar benim sana hazırladıklarımdır. Sen bana neler hazırladın?''